Herkese merhabalar. Arkadaşlar, bu videomda tarihi bir anekdottan bahsetmek istiyorum. Videoma başlarken sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada efsane olan büyük sporcumuz, Cepherkülümüz Naim Süleymanoğlu'nu rahmetle, minnetle anmayı bir borç bilirim. Ruhu şad olsun. Yıllar önce yaşanmış bir olay. Sanki Naim Süleymanoğlu'na hitaben Mustafa Kemal Atatürk'ten yıllar sonrasına mesaj var. Mustafa Kemal Atatürk'ün Naim Süleymanoğlu'nun başarılarını görse elini omzuna atarak söyleyeceği tebrik konuşması 1936 yılındaki ilk madalyamızı alan milli güreşçimiz Yaşar Erkan'a bir telgraf aracılığıyla iletilmiştir. 1912 Erzincan doğumlu olan milli güreşçimiz Yaşar Erkan, Türkiye Cumhuriyeti'nin olimpiyatlarda aldığı ilk altın madalyayı kazanan sporcu olarak Türkiye spor tarihine geçmiştir. Milli güreşçimiz Yaşar Erkan, Mustafa Kemal Atatürk'ün kendisini nasıl tebrik ettiğini şu şekilde anlatıyor. 1936 yaz olimpiyatlarında altın madalya aldıktan sonra şampiyonluk kürsüsünde bizzat Hitler'in ve 120 bin Avrupalının önünde şanlı bayrağımız şeref direğine çekilirken kendimi tutamadım. Gözlerimden yaşlar sel gibi aktı. 120 bin kişinin ve Hitler'in önünde bayrağımızı şeref direğine çektirmek ve ayakta güzel marşımızı gururla dinletmek zevklerin en güzeli ve en büyüğüdür der. Aynı dakikalarda Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ten kendisine bir telgraf ulaştırılır. Telgrafta, "Kendin küçüksün ama memleket için önemli bir iş yaptın. Artık adın Türk spor tarihine geçti. Çok yaşa Yaşar!" yazıyordur. İşte bu telgraf, efsane milli haltercimiz Naim Süleymanoğlu'nun da hak ettiği sözlerdi. Ve sanki yıllar sonrasına gönderilen bu mesaj Naim Süleymanoğlu'na da hitap ediyordu. Mustafa Kemal Atatürk görseydi bu Cepherkülüne de çok yaşa Naim Süleymanoğlu derdi. Bize yaşattığın bu güzel duygular ve hizmetler için sana minnettarız. Ruhun şad olsun. Bu yıllar öncesinden gelen mesajı herkes duysun diye paylaşmayı unutmayın.